Merhaba, Spotlight Hong Kong'a hoş geldiniz. Diğer bölümlerde şehrin COVID-19 pandemisini aktif bir yaklaşımla nasıl yönettiğini sizlere aktarmıştık. Bu dönemde Avrupa'da dahil olmak üzere birçok startup için yeni fırsatlar doğdu. Binaların üzerinde 70'in üzerinde kent çiftliği inşa eden Rooftop Republic'in kurucu ortaklarından Paul Fabrica ile görüştük. Merhaba Paul, Barcelona'dan geliyorsun. Peki neden projenizi Hong Kong'da başlatmayı tercih ettiniz? Neden mi Hong Kong? Çünkü oldukça fütüristik bir şehir. Kentsel tarım içinde mükemmel bir yer. Aslında verimli topraklar olarak gördüğümüz, yiyeceklerimizi yetiştirebileceğimiz ve gelecek için farklı bir gıda sistemi kurabileceğimiz çok sayıda boş çatı alanı var Hong Kong'ta. Doğru. Peki burada genetiği değiştirilmiş ürünler görüyorum. Bunlar nedir tam olarak? Evet, altta birkaç organik olmayan domateslerimiz var. Daha çok teşhir amacıyla getirdik. Hong Kong'da bir alışveriş merkezi olan Metro Plaza'nın çatısındaki bir çiftlikteyiz. Ziyaretçilerin çiftliğe gelerek ürünleri yerinde görmelerini istiyoruz. Ve fotoğraf çekebilecekleri bazı aksesuarlar getirdik. Amaç keyifli bir deneyim yaşatabilmek. Peki ticari olarak Hong Kong'da bulunmanın ne gibi bir getirisi var? Hong Kong inanılmaz derecede canlı bir kent. Burası adeta ticaret için çalışan bir şehir. Ve dışarıdan gelen herkesin hemen anlayabileceği bir şey. Küresel bir finansal güç ve Asya ile bağlantılı bir merkez olarak Hong Kong birçok Avrupalı startup'ın ilgisini çekiyor. Avrupa Ticaret Odası'na göre Hong Kong'daki tüm startup'ların %30'u yabancı ve bunların %60'ı Avrupa'dan geliyor. Buradan 5 saatte Asya nüfusunun çoğunluğuna ulaşabilirsiniz. Çin anakarasına, özellikle de Büyük Körfez bölgesine harika bir erişim noktamız var. Hong Kong yeni ve küçük işletmeleri, yani yeni başlayanları çekmek için birçok destekleyici uygulama getirdi. Şehrin sunduğu iş geliştirme merkezleri, kaliteli üniversiteleri, devlet finansman programları birçok yeni yatırımcının ilgisini çekiyor. Bu startuplar ve COBİ'ler Avrupa'nın her yerinden geliyor. Slovakya merkezli fintech şirketi Vacuum Labs, COVID pandemisinde büyük bir fırsat yakaladı. COVID hızlandırıcı bir etki yarattı. Çünkü büyüyen sadece biz değiliz. Finans endüstrisinin çoğunun dijitalleşmesi ve insanların artık kağıt paraya dokunmak istememesi, hizmetlerimiz olan talebin patlamasına neden oldu. Bırak, Hong Kong'un olasılıklar şehri olduğunu düşünüyor. Bugün Filipinler gibi ülkelerde nüfusun sadece 1/3'ünün banka hesabı var. Ancak 2/3'ünde cep telefonu var. Dijital ekonomiye katılmak istiyorlar. Bu durum bize büyüme fırsatları yaratıyor. Brock'a göre Hong Kong hükümetinin desteğine ek olarak startuplar ve COBİ'ler artık birbirlerini destekleyecek bir ekosisteme sahip. Yeni bir fintech girişimiyseniz en önemli şeylerden biri pazara hızlı bir giriş yapmak ve biz bu konuda şirketlere yardımcı oluyoruz. Geliştirme sürecini hızlandırarak onlara bu desteği verebiliriz. Peki tüm bu yetenekli insanlar boş zamanlarında ne yapıyor? Hong Kong iş, özel hayat dengesi için birçok fırsat sunuyor. Sabahları koşmayı severim. Ayrıca yürüyüş için güzel yerler var. Sonra zamanım olursa güzel bir tekneyle denize açılabilirim. Çok keyifli aktiviteler var. Aslında COVID'den önce Hong Kong'u ziyaretimde yaptığım şey buydu. Hong Kong'un ortasında ailecek minik bir tatil. İnanılmaz bir deneyimdi. Paul, Hong Kong'daki bir gökdelenin tepesine hiç çıkmadım. Bu nasıl bir duygu? Şu anda en yüksek çatı çiftliğimiz 67. katta. Oradan Hong Kong'un olağanüstü manzarasını görebilirsiniz. Hong Kong'un manzarası gerçekten çok muhteşem. Kuş bakışı manzaralar için teşekkürler Paul. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Şimdilik Spotlight Hong Kong'da bu kadar. Euronews.com'da diğer bölümleri izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Thanks for watching.